Merhaba arkadaşlar. Grundig 6384 580 litrelik gardırop tipi buzdolabı hakkında konuşacağız. Bu buzdolabı alınır mı? Alınırsa neden alınır? Neden alınmaz? Gibi soruların üzerinde duracağız. Şimdi arkadaşlar ben bunu beyaz eşyacıya da sordum. Kullanan arkadaşlarımız da var. Yeni aldılar. Onlara da sordum. Hem avantajı var hem dezavantajı var. Öncelikli olarak ben birazcık duyduğum yorumlardan yola çıkarak fikirlerimi söyleyeyim. Ben kendim de bakmıştım daha öncesinde. Şimdi arkadaşlar artı özelliğine gelirsek 580 litre. Yani iyi bir hacmi var. Gardırop tipi çift kapılı yani. Daha sonra arkadaşlar şu kısımda bir paneli var. Sıcaklık derecesini gösteriyor. Üstü eksi 18. Normal yan tarafı pardon. Sol tarafı eksi 18. Sağ tarafı buzdolabı kısmı 4. Arkadaşlar. İç dizaynı bu şekilde. Yani sol tarafı dondurucu. Derin dondurucu. Bilginiz olsun. Sağ tarafı buzdolabı. Bunu buzdolabına çeviremiyorsunuz arkadaşlar. Bunun bir handikabı. O bazı buzdolaplarında büyük olan gardırop tipi olup dörde bölünen buzdolapları var. Demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Bunlar onlar gibi değil. Onlar da istediğiniz gibi bir kısmını buzdolabı, bir kısmını derin dondurucu yapabiliyorsunuz. Fakat bu modelde, Grundig'in bu modelinde burayı buzdolabına çeviremiyorsunuz ya da burayı derin dondurucu yapamıyorsunuz. Burası sabit dondurucu. Bu çok önemli bir özellik yani sizi bu yanıltmasın. O buzdolaplarındaki özellik bunda yok. Burası da buzdolabı olarak kullanılıyor. Sol taraf derin dondurucu, sağ taraf buzdolabı olarak kullanılıyor. Yani bu önemli bir konu. Onun dışında arkadaşlar bu şekilde buzu var burada buz küpleri için. Arkadaşlar benim duyduğum dondurucu kısmı çok kullanışlı, çok iyi. Fakat buzdolabı kısmı yetersiz geldiğini söyleyenler var. Buzdolabı kısmının küçük olduğunu söyleyenler var. Ama derin dondurucu kısmından da çok memnun alan arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir dezavantajı E sınıfı olması. Büyük bir buzdolabı 580 litre ve E sınıfı yapılmış. 300 27 kilowatt enerji tüketimi var. Bilginiz olsun arkadaşlar. İç kısmı şurada tekrar göstereyim. Etiketi de var. Arkadaşlar dondurucu kısmı 212 litre. Derin dondurucu kısmı. Normal raf kısmı 368 litre. Yani buzdolabı kısmı 368 litre. Derin dondurucu kısmı 212 litre. Yani bunu alırken mutlaka düşünün. Desibel olarak 38 desibel. Yani yani normal genelde 38, 39, 41 desibel oluyor. Onda yani sıkıntı yok. C sınıfı desibel. Yani bu şekilde arkadaşlar alırken iyi düşünün, iyi taşının. Dediğim gibi derin dondurucu kısmı herkes memnun, fazla fazla yettiğini söylüyorlar. Yani bunu aldıktan sonra muhtemelen uzunca bir süre derin dondurucu ihtiyacınız olmayacaktır. Fakat şu buzdolabı kısmı hakkında aynı şeyler söylenmiyor. Kimisi küçük geldiğini söylüyor. Büyük aileler, 4 kişilik, 5 kişilik aileler. Alırken yani aklınızda olsun, fikir olsun size de arkadaşlar.